Hayırlı akşamlar çok değerli Aki Televizyon izleyenleri. Bir vizyon programıyla daha karşınızdayız. Bugün Suriye'de neler oluyor? Arap Baharı nereye doğru gidiyor? Suriye'deki kavga sadece bir taht kavgası mıdır? Sudan. Aile kavgası mıdır? Ya da bu yeni başlayan bir şey midir? İsrail'in ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konudaki biçtikleri rol ve hedefler nelerdir? Bu hadiseler Türkiye'yi nasıl ilgilendiriyor? Türkiye'yi neler bekliyor? Orta Doğu'da daha nelere gebedir? Bunları konuşacağız. Yalnız bir başka konu daha var. Dünyanın hemen hemen her yerinde FETÖ örgütü tarafından organize edilen bir propaganda var. Bir algı operasyonu var. Hatırlayınız. Irak'a müdahaleyi ne gerekçeyle yaptılar? Müttefik diye ifade edilen Batılılar, başta ABD ve İngiltere olmak üzere, diktatörlük suçlamasıyla yaptılar. Suriye'yi aynı şekilde yaptılar. Aynı şekilde Libya'ya yaptılar. Şu anda bütün dünyada FETÖ örgütü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı'nı diktatörlükle suçluyor. Bu suçlama maalesef Türk siyasetinde de kabul görüyor. Yani diktatör suçlaması sadece şahsi bir suçlama mıdır? Tayyip Erdoğan'ı mı ilgilendirir Sayın Cumhurbaşkanı? Aziz milletimizi ve devletimizi de ilgilendirir mi? Bu ne demektir? Ne anlam ifade ediyor? Ve tarihte bu suçlamayla aziz milletimiz ve yöneticilerimiz ilk defa mı karşılaşıyoruz? Zaman zaman ülkemize ve ülkemizi yönetenlere muhatap kabul edilen iftira ya da itham mıdır? Bunları konuşacağız. Bunları konuşacağız çünkü Suudi Arabistan'daki olan olaylar, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Mekke Medine'de dahil olmak üzere nereye doğru evriliyor, hayatımızı nasıl etkileyecek bunları konuşacağız. Hemen yan tarafında Akip Televizyonu'ndan ve yayın organlarından tanıdığınız Muharrem Coşkun Beyefendi. Muharrem Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun, hoş bulduk. Gazeteci yazar kendileri. Gene Doğan Bekim Beyefendi, gazeteci yazar, araştırmacı yazar. Doğan Bey hoş geldiniz. Sabahlar hoş bulduk efendim. Ankara'dan geldiniz. Müfit Yüksel Beyefendi'yi programımızdan ve televizyonlardan tanıyorsunuz. Sosyolog ve araştırmacı yazar. Müfit Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Şimdi biz muhtat olduğumuz yere siz müsaade ederseniz hemen sağdan başlayalım. Önceliği şu diktatör suçlaması ithamından mı başlayalım? Bununla ne yapılmak isteniyor? Sadece Tayyip Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanı mı hedef anlıyor? Devletimiz mi hedef anlıyor? Mesela Türk siyasetçileri bazı vatandaşlar da diyor ki acaba bu itham karşısında bazı siyasiler de neden sessiz kalıyor? Yani Tayyip Erdoğan'ın bu FETÖ mücadelesini yavaşlatması konusunda bir baskı mı oluşturmak istiyorlar? Bu ve buna benzer değerlendirmeler var. Yani bu suçlamayla bir taşla iki kuş mu vuruyor bu algıyı yapmak isteyenler? Arzu ederseniz bunu bir tur konuşalım. Evet. Daha sonra Suriye'de, Suudi Arabistan'da, Irak'ta neler oluyor bunları konuşalım. Aslında. Muharrem Bey buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada ben şunu söyleyeyim. Aslında bahsettiğiniz Sayın Cumhurbaşkanı'na diktatör, faşist yakıştırmalarıyla Suudi Arabistan'daki, Suriye'deki, Orta Doğu dediğimiz İslam coğrafyasındaki gelişmeleri birbirinden ayırmamak gerekiyor. Bunlar aslında operasyonun bir parçası hepsi, onu söylememiz gerekiyor. Neden böyle bir şey söyleme ihtiyacı duydum? Şimdi bu gelişmeleri, Suudi Arabistan ve Suriye'deki gelişmeleri biraz daha filmi geriye sararak düşündüğümüz zaman 15 Temmuz'da biz nasıl bir tehlikenin, nasıl bir kuşatmanın ve işgal projesinin içerisinde hedefinde olduğumuzu daha iyi anlamış oluyoruz. Aslında geldiğimiz noktada ilk operasyonun, Arabistan'dan önceki operasyonun Türkiye'ye çekilmek istendiğini 15 Temmuz'da ama püskürtülmesiyle birlikte Türkiye'nin şimdilik beklemeye alındığını ve başka bir işte Arabistan, Suriye ve İran'la kuşatmanın Türkiye'ye yöneldiğini çok iyi görmeye başladık. Dolayısıyla burada bu projeye Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle 100 yıllık asırlık projeyi biz bozuyoruz tespiti var ki çok doğru.
Burada engel gördükleri bir isim var. Recep Tayyip Erdoğan ismi var. AK Parti demiyorum bakın. Recep Tayyip Erdoğan. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı dün konuşmasında dahi utanmasalar bizim partimizde bile FETÖ'yü savunacak kişiler var demişti. Dün daha dün söyledi bunu. Muharrem Bey, biraz ben açılışta söyledim ama mesela vatandaşımızın rahatsızlığı şu. Bu konuda AK Parti neden sesini daha gür çıkarmıyor? Bir takım açıklamalar yapılıyor etkililer ama bu konuyu daha titizlikle ele almalı diyenler var. O halde Sayın Cumhurbaşkanı da rahatsız bu durumda. Kesinlikle rahatsız. Çünkü dün daha kullandığı cümleyi söyledim. Yani parti içerisinde utanmasalar FETÖ'yü savunacak AK Parti için isimler var dedi. Daha dün söyledi bunu. Ve zaten yalnız kaldığını defalarca vurguladığını hepimiz biliyoruz. Şimdi bakın, dün geçtiğimiz 3-4 Kasım tarihlerinde Dolmabahçe Sarayı'nda bir sempozyum yapıldı. Uluslararası Abdülaziz Sempozyumu yapıldı. Bu Türkiye'de de birçok tarihçi, siyaset bilimci katıldı. Burada ben şu soruyu sordum, oradaydım. Sultan Abdülaziz, Abdülhamid'in abisi. Yani evet. Aynı bir anlamda hanedandan geliyorlar. Amcası. Amcası. Özür dilerim. Sultan Reşat. Sultan Reşat evet. Kardeşi. Evet, Sultan Reşat. Özür dilerim. Abdülaziz zaten darbeyle indirilmişti. Sultan Reşat iddiaçılar ne yaptı? Darbeyle Abdülhamid'i indirdiler. Sultan Reşat'ı getirdiler. Ne oldu da Abdülhamid'i indirdiler de Reşat'ı getirdiler? Yani bu ciddi bir soruydu. Yani neden bu gereksinimi duydular? Çünkü Abdülhamid de bir anlamda Osmanlı'nın bu parçalanma sürecini geciktiriyor ve oyunları bozuyordu bir anlamda. Evet. Benzer yakıştırmalara, şimdi diktatör dediğimiz şeylere baktığımız zaman Abdülhamid'le ilgili, Sultan Abdülhamid'le ilgili o dönemin hem Batı basınında hem de Batı basının içimizdeki Batıcılarda çok rahat görüyoruz. Hatta biliyorsunuz eli kanlı ifadesi onda da var, faşist ifadesi onda da var. Diktatör zaten çok hafif kalan bir şey. Daha ağır ifadeler Sultan Abdülhamid için yakıştırmalar. Bu bir itibarsızlaştırmaydı. Önce iç kamuoyunu oluşturmaktı. Hatta içeride Batıcı olsun, milliyetçi olsun, hatta kendileri İslamcı olarak, İslamcı dediğimiz bazı isimler dahi Abdülhamid'e bu yakıştırmaları neredeyse kullanmaya başlamışlardı. Ha, bu propagandanın etkisindendi veya başka bir komplekstendi ama sonuçta etki yapmıştı ve karşılığını bulmuştu Osmanlı aydınları arasında da, evet. Osmanlı basınında da. Şunu demek istiyorum, 100 sene sonra tekrar aynı şeyi yaşıyoruz. Ama Sultan Reşat geldi, Sultan Reşat Batı basınına aynı baktığımız zaman el üstünde tutulan bir sultandı ki çok etkisizdi biliyorsunuz, o ayrı bir tartışma konusu. Baktığımız zaman bugün AK Parti demiyoruz, Recep Tayyip Erdoğan diyoruz. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan bunların aslında planladığı bu kuşatma harekatını, oyununu bozan bir isim olarak karşımıza çıkıyor. Yani bu çıkıyor. Diktatör benzetmesi, ithamı, kesinlikle algısını bir operasyon olarak... Bir de şunu ekleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanı yine dün o ifadeyi kullandı. Muhtarlar toplantısında, işte biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partili hem genel başkan hem de Bülent Tezcan'dı sanıyorum. Şeddeli diktatör dedi, faşist diktatör dedi Sayın Cumhurbaşkanı için. Ondan önce de bir belediye başkanı söylemişti. Sayın Cumhurbaşkanı çok net olarak şunu söyledi. Bu ülkede diktatörlük olsa sen böyle konuşamazdın zaten. Alıp götürürlerdi. Dedi ki doğru. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucu genel başkanı, ikinci genel başkanı dönemine baktığımız zaman zaten birincisi hiçbirisi milletin seçtiği cumhurbaşkanı değil biliyorsunuz. Yani Mustafa Kemal ile İsmet İnönü halk seçmedi bunları. Kendi kendilerine bir anlamda bir sistem kurdular. Tek parti sistemi diyoruz biz ona. Ve bu dönemde Mustafa Kemal'in kendi ifadesi var. Geride bırakacağım tablo bir diktatörlük tablosu diyor. Kendisi söylüyor zaten. Bunun da rahatsız olduğunu ifade ediyor ama uygulamaları işte o dönemin gazetecilerine baktığımız zaman Hüseyin Cahit Yalçın'dan bir başkasına kadar nefes alamıyoruz. O günün basına bakarsanız nefes alamadıklarını söyledikleri bir dönemde geliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin mazisi bu kadar karanlık, bu kadar daha hafızalarda taze iken Sayın Cumhurbaşkanı'na diktatör, faşist yakıştırması yapması ve Cumhurbaşkanı'nın da verdiği cevap zaten manidar. Ama bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi iradesiyle söylenmiş bir söz değil, onu da belirtelim. Yani bu Cumhuriyet Halk Partisi kendisi bunu söylemiyor. Ona söyletiliyor. Çünkü sizin işaret ettiğiniz gibi diasporasını, bu işin yurt dışındaki PR'ını FETÖ dediğimiz örgüt yapıyor. Çok iyi çünkü 200 yakın ülkede örgütlenmiş durumdalar. Bunun içerideki sözcülüğün de maalesef bilerek veya bilmeyerek Cumhuriyet Halk Partisi bir şekilde üstlenmiş durumda.
kamuoyunda bunun seslendirmesini şu anda üstlenmiş durumda. Bir şekilde bu yaftayı vurmaya çalışıyorlar ama millet sanıyorum buna itibar etmiyor. Evet, peki. Doğan Bey, siz yani bir defa bu algı operasyonu ülkemizde Cumhuriyet Halk Partisi tarafından gündeme getiriliyor, bir takım medyada o yaygın bir şekilde paylaşılarak bir algı operasyonu yapmak isteniyor ama yurt dışında çok etkin yapıyorlar bunu. Yani yurt dışında çok önemli bir haber, önemli bir yapı olarak Türkiye'de bir diktatörya hakim olduğunu, bir diktatör olduğunu ifade ediyorlar. Bunu Türkiye'ye bir hem müdahale bakımından bir fırsat doğurmak hem de batıdaki batılı halk kesimini de zihnen hazırlamak istiyorlar sanırım. Yani sadece yöneticiler zaten proje planla hareket ederler. Tarihte bunun örnekleri biraz bahsetti Muharrem Bey. Yani Türk milleti bu diktatör yakıştırmasına mesela Özal rahmetli de buna muhatap oldu. Var mı misalleriniz? Buyurun. Şimdi değerli kardeşimiz tarihsel retorikten biraz örnekler verdi. Evet. Özellikle Sultan Abdülhamit Han'dan. Ben de izninizle Sultan Abdülhamit Han'a bazı vurgular yapmak istiyorum. Şimdi Osmanlı döneminin son dönemlerinde Sultan Abdülhamit Han devleti ayakta tutabilmek ve çöküşü daha da geciktirmek için büyük mücadeleler verdi. Ve bu mücadeleler sonucunda bazı hedeflerine de ulaştı. Bilindiği üzere kendisi öncelikli olarak şu anda Orta Doğu'yu kemiren etnisite ayrışması ve mezhep kavgaları ta o zamandan gündeme gelmişti. Ve Sultan Abdülhamit Han gayet dahiyana bir yaklaşımla bunun önünü alabilmek için Irak'a çok büyük önem verdi. Cemal Paşa'yı görevlendirdi ve o zaman karayollarındaki araçlar sayısı o kadar az olmasına rağmen Orta Doğu'yu karayolu ağıyla yollar açıldı. Bununla yetinmedi. Necef'e Bağdat demir yolundan bağlantı kurdu. Evet. Ve El Hindiye Barajı'nı inşa ettirdi. Açılışında da Cemal Paşa ve bölgenin bütün aşiret reisleri hazır bulundu o açılışta. Beni Sadun'dan tutun da şu anda Beni Suud olmak üzere. Ayrıca kendisi çok bilinmemekle birlikte ki bunun arşiv ve belgeleri bende mevcuttur. Evet. Güneydoğu Anadolu'dan başlayarak Irak'a kadar sulama kanallarıyla ilgili bütün altyapıları, haritaları hazırlattırdı kendisi. Ve bütün bu adımları atınca özellikle Batılılar, Osmanlı Devleti'ni bir an önce tarihe gömmek isteyen Batılılar, Sultan Abdülhamit Han'a Kızıl Sultan gibi yakıştırmalarla, diktatörlük yakıştırmalarıyla kendisini itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Ve insanlık tarihinde en fazla küçük düşürücü karikatürleri çizilen devlet adamı kendisidir. Batı propaganda amaçlı olarak sürekli olarak Sultan Abdülhamid'in karikatürlerini çeşitli vesilelerle çiziyordu. Bütün amaç neydi? Orta Doğu petrollerini Pax Britannica keşfetmişti ve bir an önce Orta Doğu'yu parçalamak, bölmek ve Osmanlı Devleti'ni ortadan kaldırmak ve oradaki enerji kaynaklarına hakim olmaktı. Keza 1908 bu önemli bir tarihtir.
Jön Türk hareketleri, İttihat Terakki'yi yine tetikleyenler Sultan Abdülhamit'e karşı Batılılar oldu. Ve üç tane söylemleri vardı. Hürriyet, Musavat, Uhuviyet. Evet. İttihat ve Terakki'nin ve bu masonların adeta bir amentüsüydü. Ve nereden kaynak olarak alındığı şurada belgelenmektedir. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman Cumhuriyet kurulduktan sonra da bu Jön Türk kurucularıyla Atatürk arasında tabii bazı fikri ayrışmalar meydana geldi ve Batılılar Atatürk'ün Doktor Nazım Paşa, Nail Bey, Hilmi Bey, Cavit Bey ile ilgili tasarruflarını gündemlerine taşıdılar ve Türkiye aleyhinde algı operasyonları başlattılar. Şu önümde gördüğünüz dönemin haftalık Time dergisi. Arkadaşlar yakında. Bu çok çok önemlidir. Kaç tarihli Doğan Bey? 6 Eylül 1926 ve burada iç sayfada Mustafa Kemal Paşa hakkında geniş bir yazı yayınlanıyor ve benzer itham kendisine yapılıyor. Ve Atatürk de defaatle ben diktatör değilim diye çeşitli vesilelerle bunu izah ediyor. Şimdi Batılıların bütün yaklaşımları bu şekildedir. Rahmetli Özal'a da yine aynı şekilde. Özal'a da aynı şekilde şey yapmışlar. Şimdi de bunu yeniden ortaya koyarak Türkiye'yi itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Şahsi değil. Tabii en güçlü devlet şu anda Osmanlı. Öylesin. Yıkıldıktan sonra da hala Türkiye bazı ataletlerini üzerinden attı. Zincirlerini koparıyor şu anda ve yavaş yavaş bölgede pivotal bir güç haline geliyor. Bunu tabii hazmedemedikleri için Batılılar bu şekilde yaklaşımlar içerisine giriyorlar. Halbuki bizim inancımızda diktatörlük asla yoktur ve hiç de olmamıştır. Biz bütün etnisiteleri, bütün unsurları kucaklayıcı bir düşünceye sahibiz ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın da farklı bir düşünce içerisinde olduğunu asla kabul edemeyiz. Peki Doğan Bey, size tekrar döneceğiz şu konuyu. Büyük Bey, siz buradaki bu milletimize, yani Doğan Bey de hemen hemen Muharrem Bey de, bu diktatör yakıştırmasının şahsi olmadığını, bu konuşmalarda ben öyle anlıyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Yani bu sadece Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yapılan bir şey değil. Devletin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başına yapılmak suretiyle aynı zamanda devlete ve millete bir saldırı olarak görüyorum. Şimdi siz hem bunun mevcut etkilerini hem de nasıl kurtulacağız? Yani bunun da savuşturulması lazım. İşte Muharrem Bey söyledi, ben kısmını atlamışım doğrusu. Yani haberin o kısmını. Yani AK Parti içerisinde bile şeyin rahatsızlığı var Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Bu fitne odaklarının, hain odakların yurt dışında yaptığı bu algı operasyonu, diktatör yakıştırmasına burada çanaktan ihanet edenler nasıl vazgeçirilecekler? Ne yapmamız lazım? Bir, ikincisi de bunu niye yapıyorlar? Şimdi burada bir algı operasyonu var. Algı operasyonu ile yani iki yönden. Bir, işte karşılarında bir işte yeni bir Kaddafi, yeni bir işte Saddam Hüseyin, yeni bir diktatör olduğu imajı vermek. Bu imajı vermek istiyorlar. Bu imajı vermek istemelerinin birkaç nedeni var. Müdahaleyi açık hale getirmek. Yani açık müdahale hedefi haline getirmek. Hem onun şahsını hem onun şahsında ülkeyi. Yani burada Türkiye'yi sistem dışına atmak istiyorlar. NATO dahil olmak üzere vesaire dahil olmak üzere. Uluslararası sistemin
Yani o kurdukları sistemin dışına atıp açık hedefanını getirebilmek için yapıyorlar. Bu algı operasyonuyla bu sistem dışına atılmayı meşrulaştırmak için, kolaylaştırmak için bir zemin hazırlamak istiyorlar. Sisteme dışına attıktan sonra bir target dediğimiz yani hedef haline getirecekler. Bu hedef üzerinden istedikleri operasyonu yapacaklar. Yani nasıl işte Saddam'ı kendi şeylerinde Frankenstein haline getirdiler, işte şey haline getirdiler. Kuveyt'i işgal ettirerek de işte şey ettiler. Gerçi Saddam yani Saddam'la bilmem neyi kıyaslamak için söylemiyorum. Yani onların yaptıkları şeyler açısından. Yani operasyonlar örnek veriyorsun. Bunlar bunu yapmak evet. Önce bunu ortam hazırlıyor. Ortam hazırladı da Saddam da buna hizmet etti gerçi. O evet. Ayrı bir mesele. Şimdi burada böyle bir şey yapmak istiyorlar ve uluslararası şeydi. Çünkü şimdi Sultan Abdülhamit dönemine atıfta bulunuldu. Sultan Abdülhamit döneminde inanılmaz derecede dışarıda bir muhalif diaspora oluştu. Cenevre vesaire, Paris vesaire merkezlerde olmak üzere. Bu merkezler işte Palermo'ydu, Nice'di, işte Lyon'du, Strasbourg'du vesairedi vesairedi. Hatta Mısır, Hidif, Mustafa Fazıl Paşa'nın idaresindeki Hidif, Mustafa Fazıl Paşa'nın himayesinde Mısır'da da bu tür şeyler yapıyorlar. Şimdi dolayısıyla böyle bir muhalefet şey oluştu, bir algı operasyonu. Mesela Sultan Abdülhamit hakkında Kızıl Sultan diyen Pierre Kiar ismi bile var. O Kızıl Sultan şeyini ilk defa şeyden çıkartıp da piyasada ona yakıştırmaya çalışan, etiketlemeye çalışan. O tür şeyler. Şimdi burada da bugün bu anlamda çok ciddi bir şey var. Tabii her ülkenin kendi zayıf noktaları olur vesaire noktaları olur. Zayıf noktalarından vurmak istiyorlar. Dış politika gelişmeler, Suriye'deki gelişmelerin bir fırsat olarak değerlendiriyorlar. Suriye'deki ve Orta Doğu'daki diğer gelişmeler birkaç nokta üzerinden de vurmaya çalışıyorlar. Türkiye'nin yumuşak karnı olan meseleler üzerinden. Yani, evet, öteden beri. Yani şimdi Türkiye'nin işte ne dersek diyelim. Tayyip Bey'in operasyonuna da mani olma da var mı? Yani bir taşla iki kuş vurma. Yani Tayyip Bey'in şeylerle projeleri engelleyen yani varlığıyla ve faaliyetleriyle projeleri engelleyen, projelerin önüne set olan bir profil çizdiği için o projelerin önüne dikilen seti, o duvarı kaldırmak istiyorlar. Yani olay bundan ibaret. Evet. Kendi projelerini ya da operasyonlarını yapamamanın veya yani elini yavaşlatma, durdurma vesaire yani. Tabii yani ve çok ciddi bir algı operasyonu şeyin. Tabii çünkü karşıda gerçekten eskiden düveli mazuma denilen dev güçler var. Gerçi bunlar arasında da şeyler var, çelişkiler var vesaire var, kendi şeyleri var. Uluslararası güçler tek değil yani. Farklı farklı birbiriyle çatışan odaklar var. Zaten Türkiye'nin en büyük şansı bu güç odaklarının arasındaki çatışmadan istifade edebilmesi. Bunlar çok önemli yani bu açıdan. Tabii bir sıkışmışlık da var bu anlamda. Çünkü Orta Doğu'daki gelişmeler bütün bölge ülkelerini ciddi oranda sıkıştırdı. Ve Türkiye'nin şeyleri üzerinden, yumuşak karnının üzerinden vurmaya çalışıyorlar. Tabii bir, yani diyelim Kürt sorunu, Alevilik meselesi vesaire gibi. Çünkü ne dersek diyelim Avrupa'da gerek zamanında Türkiye'nin yaptığı yanlışlar kendi şeyinde, daha yıllar öncesinde, 10 yıllar öncesinden gelen yanlışlar. Bir de Avrupa ülkelerinin faaliyetleriyle bir diyelim bir Kürt ve Alevi diasporası oluşmuş durumda artık. Almanya olsun, Fransa olsun vesaire yerlerde. Bir de bunlar üzerinden bir operasyon yapılmaya çalışılıyor. Yani kimlikler rehin alınarak. Hani bunlar Türkiye'nin kimlikleri zaten bunlar. Evet. Şey edilecek kimlikler değil. Türkiye'nin kendi iç dinamiklerine ait şeyler fakat böyle Türkiye'nin halkının belli bir bölümünün kimliğini rehin alıp bunları diasporalaştırarak bu diaspora üzerinden vurmaya çalışıyorlar bir de. Bir de dediğim gibi yani işte malum örgütün işte son yıllardaki o faaliyetleri işte algı operasyonlarında onların oluşturduğu yapılar vesaire. Yani bunlar tuz biber ekti tamamen şimdi. Ve daha çok bunlar artık iyice bunu hızlandıran bir şey oldu.
Burada Türkiye bundan nasıl tabii şey eder? Türkiye'nin dış politikada yeni hamleler yapması gerekiyor. İç politikadan ziyade. Öncelikle içeride bir defa bu faaliyeti net bir şekilde anlatılması gerekmiyor mu? O ayrı. Ama yani dış, eğer dışarıda şahsi bir mesele olmaz. Dışarıda hamleler yapabilirse içeriği de ciddi olarak etkiler. Bunu söylemeye çalışıyorum. Çevresine ilişkin. Yani onların silahlarını elinden alabilmesi çok önemli. Hani onların diasporaya haline getirdiği toplulukları Türkiye rahatlıkla yanına çekebilir. Kendi insanı sonuçta. Yani buradaki toplulukları. Yani taban bırakmayabilir oradaki örgütleri vesaire şeyleri. Yani tabanını ya da marjinalize eder bir şekilde. Bir şey marjinalize eder, bu şekilde yapabilir. Bir de bu konuda hani çok ciddi olarak anlatmak derken bu anlatmanın da stratejisi, belli bir strateji şeyinde bunların şey edilmesi lazım. Tüm bunlar saldırıyor. Biz hani global saldırı, bir global saldırı var. Bu global saldırıya karşı ister istemez bir tedbir vesaire alınmak zorunda. Bu böyle bırakılamaz çünkü yıkıcı oluyor. Tahrip ediyor bir şeyleri. Yani yıka yıka geliyor. Buna karşı bir set oluşturmak lazım. Bu set Tayyip Erdoğan'ın şahsı olarak tek başına oluşturabileceği, arkasında yani denildi ya, AK Parti içerisinde bile o anlamda sıkıntı var. Bu sıkıntının öncelikle giderilmesi lazım. Öncelikle bu sıkıntının giderilmesi lazım. Bu sıkıntı giderilerek bir yapı oluşturulması lazım bu anlamda. Yani bir hani bunu savabilecek, şey edebilecek karşı hamleleri yapabilmek lazım. Bu karşı hamleler üzerinde durabilmek lazım. Yani işte bir algı operasyonu var. Bu algı operasyonuyla olumsuz bir imaj ve itibarsızlaştırma. Şimdi Batı medyasını takip ediyoruz. Batı medyasında her gün inanılmaz şeyler artık çıkıyor. Yani bu İngiltere basınında kısmen işte ya da Amerikan basını, Amerikan basını derken tek bir Amerikan basından söz etmiyoruz. Türkiye'ye çok şiddetli karşı olan var. Daha böyle hani ılımlı, modern yani, duran da var. Evet. Yani şimdi ama bu genellikle artık bir aleyhe dönmeye doğru bir şey, seyir. Bu sistematik yapılıyor. Onu söylüyorum. Yani şimdi burada özür dilerim. Hocama şu katkıyı vermek istiyorum. Yani bazen şunu söylüyoruz biz. Diyoruz ki efendim Batı'yı anlatmamız gerekiyor. Amerika'yı anlatmamız gerekiyor. Ya emin olun bakın Avrupa Birliği üyesi ülkeler, özellikle Almanya, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri 15 Temmuz'da ne olduğunu Türkiye'yi yönetenlerden çok daha iyi biliyorlar. Yani öncesinden biliyorlar. Öncesinden biliyorlar, tezgahın içindeler zaten. Yani Sayın Başbakan dün Amerika'ya gitmeden önce, Amerika yolculuğu öncesi basın toplantısı yapıyordu. Efendim işte yeni bir delil mi sunacaksınız, yeni bir dosya mı götürüyorsunuz falan diye gazeteciler sorduğunda dedi yani bizim verdiğimiz belge, dosya zaten odalara sığmaz dedi. Yani Amerika Birleşik Devletleri o gece 15 Temmuz gecesi işte bir Pentagon değil mi, bir şey Savunma Bakanlığı'nın generali nasıl sevindiğini ve şu anda Türkiye'de ordunun yönetimi el koyduğunu ve İslamcı iktidarın uzaklaştırılmak üzere olduğunu sevinçle nasıl alkışlarla konuşma yaptıklarını hepimiz o zaman şey yaptık, izledik zaten biliyoruz. Yani hala 15, bırakın FETÖ eli başını vermemelerini, şu anda örgüt yöneticilerini, örgüt üyelerini hala oraya kabul etmeleri, Avrupa Birliği ülkelerinde hala kabul görmeleri zaten bunu... Dediğim gibi zaten sistem dışına atıp, yani şimdi Türkiye'yi NATO dahil olmak üzere sistem dışına tamamen atmak, ama bunu niye atmak istiyorlar tamamen? Açık hedef haline getirebilmek için. Açık hedefin meşruiyet zemini kendilerine çalıştırmak. Bu kısmı biraz daha konuşacağız. Evet. Peki size söz geçmiş, şöyle yapalım. İlave başka yapacağınız bir şey var mı? Size bir şey daha soracağım çünkü. Müfit Bey'in bahsettiği, yani kuşatılmışlıkla yapılacak mücadele kapsamında. Şimdi siz basın mensubusunuz. Biz de yani ömrümüz gerçekten basının içerisinde geçmiş bir insanız. Biz biliyoruz ki, siz de biliyorsunuz ki, bütün dünyada haber ajansları bir takım mihrakların, merkezlerin emrindedir ve hatta onlarındır. Yani onlar istedikleri şekilde haberlere
biçim verip dünyaya servis ediyorlar. Bu kadar zor, önümüzde bir zorluk var demek. Bir, bunu nasıl aşacağız? Aşmamız lazım. İki, gerçekten Türkiye'de bu bir ihanettir. Yani ülkenin cumhurbaşkanına diktatör yakıştırması ülke için bir ihanettir. Bu ihanete nasıl oluyor da muhalefet partisi çanak tutabiliyor genel başkanı ve en yetkili ağızlarıyla? Buyurun. Yani şimdi bunu kısaca tabii şimdi Suriye'ye dönelim. Yani Suriye ve aslında Müfit Hoca orada bir şey söyledi. O bence altı çizilmesi gereken noktalardan birisi. Hani Türkiye'yi açık operasyonu açık hale getirmek. Yani çünkü hani diktatörlerin yıkmak Amerika güya gittiği ülke sonuçta NATO ne yapıyor? Diktatörleri temizliyor tırnak içinde. İşte Saddam dediği gibi Esad'a bir anlamda taktı. Sonra Kaddafi'di falan. Yani diktatör yaftasını tutturabilirse müdahaleyi daha kolay yapacağını belki düşünüyorlar ama zaten bakın daha 15 Temmuz'dan dahi önce, 17-25'ten dahi önce, 17-25'ten sonra daha da grafik artış göstermişti. Fethullahçı örgütün yayın organlarında hep şu tarz yazılar görmeye başlamıştık. NATO artık Türkiye'ye müdahale etmeli. Yani Türkiye'de bir iç savaş potansiyeli oluşturulursa NATO orayı kendi üyesi olsa müdahale hakkı görüyor kendine iç çatışma bahanesiyle. Evet. Şimdi bakın daha bir hafta içerisinde sanıyorum ne oldu? NATO Yunanistan'la birlikte dibimizde tatbikat yaptı. Çok kapsamlı bir tatbikattı. Bu tatbikatın amacını hala tam öğrenebilmiş değiliz. Bana göre de o tatbikat Türkiye'yi tehdit eden bir tatbikattı. Yani NATO çünkü daha dün NATO'da biz genel, bugünkü gazeteye koyduk. Amerika, NATO'nun Amerika kanadı Hava Kuvvetleri Komutanı'nın açıklaması. Türkiye'ye bu S-400 noktasında baskıları sürdürüyoruz diyor. Yani Türkiye bunu almayacak diyor. Bu kadar da emin bir şekilde baskı yaptıklarını. Evet, çok. Şimdi bakın Menderes dönemini sanki yine özdeşleşiyor. Tarih bizi hep bir harita çıkarıyor. Biliyorsunuz Menderes'in normalde 2 Temmuz'da da randevusu vardı Rusya'da. Yani 27 Mayıs darbesinden kısa süre sonra Rusya'dan randevu almıştı. Oraya gidecekti. Ama ne oldu? Menderes o randevusunu gerçekleştiremedi. Ondan önce de bir şüpheli uçak kazası geçirmişti. Şimdi Türkiye'nin bana göre haklı olarak yani 15 Temmuz'daki uğradığı... Bakın şunu dün Sayın Cumhurbaşkanı bir cümlesi daha vardı. O da çok enteresandı. 15 Temmuz gecesi kimlerin çığlık çığlığa sevinçle diğerlerini aradığını çok iyi biliyoruz. Şu anda bunları televizyonda söylemiyoruz. Ancak uluslararası platformlarda bunları söylüyoruz dedi. Ve arkasından bir cümle daha kurdu. Bundan sonra dedi bu falancı ülkenin, şu ülkenin, bu ülkenin ajanları bu ülkede cirit atamayacaklar dedi. Bu neyi gösteriyor? Bu cümle neyi gösteriyor? Bakın yarınki Star gazetesine manşet yaptık. Henry Berkey, CIA ajanı Henry Berkey hakkında şu anda tutuklama kararı verilmiş durumda da Türkiye'de. Yani Türkiye'de CIA ajanına tutuklama kararı çıktı şu anda. Yani bu neyi gösteriyor? Çünkü 15 Temmuz gecesi Türkiye'deydi bu amca. Apar topar kaçtı darbe başarılı olamayınca. Yani organizasyonun içerisindeler var. Cumhurbaşkanı lafıyla da bunu bir araya getirdiğimiz zaman artık bundan sonra falancı ülkelerin, çeşitli ülkelerin ajanları elini kolunu sallayarak gezemeyecekler ve kimlerin çığlık çığlığa sevindiğini biliyoruz. Şimdi dolayısıyla şunu biliyor Türkiye artık, özellikle Sayın Cumhurbaşkanı. 15 Temmuz'da ihanet eden ülkeler belli. Yanımızda olan ülkeler de belli. Mesela o gece İran'ın nasıl olağanüstü toplandığını ve Türkiye'nin yanında yer almak için çırpındığını, olağanüstü gece yarısı kabinesini topladığını, yetkili organı MGK'sını topladığını biliyoruz. Rusya'nın hakeza bize nasıl bir istihbarat ve yanınızdayım mesajı gönderdiğini biliyoruz. Ama öbür taraftan Avrupa Birliği'nin ve Amerika'nın da tutumunu görüyoruz. Yani şunu demek istiyoruz ki Türkiye özellikle bu kırılma işte şimdi Suriye'yi konuşacağız, Arabistan'ı konuşacağız. Bunların hepsi aslında puzzle gibi birbirinin devamı. Türkiye burada kolay kolay İran, Rusya, Çin, Doğu bloku şeyinde kolay kolay bu kararı makas değiştirme değil aslında. Büyük bir ihanete uğramanın şeyi de var burada. Yani 15 Temmuz... Biraz da herhalde tabii, kartlar açıldı. Tabii tabii. Çok... Yani kim ne yapıyor açık bir şekilde. Aynen öyle. Tabii. Bu algı meselesine bakın. Algı o kadar tehlikeli bir şey ki. Dediğiniz gibi %85'i bu ajans dediğimiz yapıların. Özellikle tırnak içinde söyleyelim. Kimisi Yahudi sermayesi der, kimisi buna Siyonizm sermayesi der ama sonuçta gerçekten de İslam toplumu, bakın dünyada bir nedir? İslamcı terörist değil mi? Evet. Cihadist, terörist
yaftası sık sık vuruluyor. Ama ne oldu? En son işte bir İncil öğretmeni, Amerika'da katliam yaptı. İncil öğretmeniymiş kendisi. En son yaptığı şeyde. Pastör. Evet. Ne oldu? Trump bile dedi ki bu işte yani normal bir şeydir. Bir adamın kendi çılgınlığıdır falan tarzında. Böyle saçma sapan bir hani Hristiyanlık terörist diye denmiyor. Bir televizyonun kanalı genel müdürü Avrupa'dan gelmişti. O şunu şu hatırasını anlatmıştı. Hatırlarsanız bu Filistin'de Muhammed ile babası duvarın dibinde oğlunu korumak isteyen bir Filistinli baba vardı. Ve babasının da oğlunu da şehit etmişti İsrail askerleri. Şimdi Batı'da bu Müslüman bir televizyonun genel müdürüydü. Batı'da şunu diyorlarmış. Siz Filistin'i savunuyorsunuz da kardeşim. Filistinli dedikleriniz bir İsrailli adamla oğlunu öldürdü. Savunmasız oğlunu babasıyla birlikte öldürdü. Düşünebiliyor musunuz basının etkisine? Yani şok oldum. Evet yani şok oldum diyor. Yani Filistinli bir babanın oğluyla şehit edilmesinin Batı Filistinliler İsrail'e bir babanın oğluyla şehit edildiğini biliyor. İşte dedi ki yani dezenformasyon yani medyanın algıyla birlikte nasıl kanaatleri oluşturduğunu. Burada da bu yaftayı vurmaya çalışıyorlar. Amerika basında çok ciddi propaganda yapılıyor. Bunların da domine eden, bilgilendiren, enforme edenin de FETÖ diasporası olduğunu da artık hepimiz biliyoruz biliyorsunuz. Keşke bakın şunu söyleyelim. Katkı bakımından isterseniz bir iki noktaya hemen şunu bitiriyorum. Bizim keşke bürokratlarımız, büyükelçilerimiz, konsoloslarımız yani şu FETÖ'cülerin binde biri kadar çalışsalar. Ya kusura bakmasınlar. Yani bakın Amerika'nın burada bir büyükelçisi vardı. Rize'ye gidiyordu bir skandal açıklama yapıyordu. Antalya'ya gidiyordu o etkinliği orada gidiyordu bir toplantı yapıyordu. Ama biz hiçbir büyükelçimizin biz çıkıp da bir açıklama yaptığını bir yerde bir etkinlik yaptığını duymuyoruz. Yani düzgün oradaki değil yani. Televizyonları, kanalları, Monşet, haber kanallarını kullanmıyorlar. Kullanma değil, bilgilendirmiyor. Tabii yani yabancı maalesef. Ülke misyonları çalışmıyor. Kesinlikle yani ben buna bir ayar ver. Yani örnekler vererek söyleyebilirim. Evet. Peki. Yani ben şöyle bir örnek vereyim. Örnek vereyim. Pristina'da Swiss Hotel'de Osmanlı-Arnavut ilişkilerine ilişkin olarak Arnavutların ileri gelenlerinin bulunduğu bir salonda konuşma yapıyorum. Konferans veriyorum. Türkiye Büyükelçiliğinden kimse yok. Açık söylüyorum. Çok değerli izleyenler, çok kısa bir ara lütfen ayrılmayın. Değerli izleyenler, Arap Baharı diye bölge ülkeleri, komşu ülkelerimizi yerle eksan ettiler. Yuvaları yıktılar, devletleri dağıttılar, insanları evinden ettiler, canından ettiler. Suudi Arabistan'da neler oluyor? Yani sıra Suudi Arabistan'a mı geldi? Suudi Arabistan'daki şahsi bir taht kavgası mıdır, aile kavgası mıdır? Ya da orada yeni bir dizayn mı var? Bunları konuşacağız. Yeni açanlar için söylüyorum televizyonunu. Birinci bölümde Sayın Cumhurbaşkanımıza, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı'na neden diktatör yakıştırması yapılıyor? Neden bu ihanet ülkemize, milletimize, devlet başkanımıza layık görülüyor? Ve kimler buna çanak tutuyor? Bunları konuştuk. Şimdi ise Suudi Arabistan'ın nereye doğru gittiğini konuşacağız. Ve Türkiye'yi hangi bakımdan ilgilendiriyor, gelişmeler neler olabilir? Muharrem Bey siz son sözlerinizi söylemenizi tamamlayın, geçelim. İsterseniz birkaç cümle bu konuyla ilgili yapalım. Şimdi şunu söyleyeyim, ben uzatmayayım hocama, verelim Doğan Bey'e, bekletmeyelim. Bir kere hatırlayalım, son bir yıl içerisinde şöyle baktığımız zaman, yani 11 Eylül saldırıları 2001'de oldu. Geçtiğimiz yıllarda Arabistan ne yaptı? Trump öncesi dedi ki bu saldırılardan siz sorumlusunuz, mahkemede yargılanabilirsiniz, tazminat hikayesini falan gündeme. Bir anlamda bir şantaj işi çıktı ortaya. Peki mesela ben hep şu soruyu sorarım. Hani El-Kaide diye El-Kaide Bin Laden hikayesi üzerinden kaç ülkeyi harap ettiniz, öldürdünüz insanları, ülkeleri yerle bir ettiniz. Bunlar da asılsız çıktı zaten, bir şey de yapamadınız ama... Kardeşim Suudi Arabistan'a gidenler bilir. Ben de gittim birkaç defa. Suudi Arabistan'ın Mekke'nin Haremeyn-i Şerif'in inşaatı da dahil.
Suudi Arabistan'ın en büyük marketler zinciri falan Ladin ailesini. Ladin ailesinin Amerika'da biliyorsunuz zaten şeyi var. Ne oluyor? Yani bu Selefi akım dedikleri ya da bu tırnak içinde terörist dedikleri El-Kaide akımını besleyen ve onlardan Matruş'ta gibi çıkan en son DAEŞ'ı da doğuran bu düşünce, bu yapı nasıl Suudi Arabistan tarafından finanse ediliyor ve bu Suudi Arabistan Amerika'nın en büyük müttefiki olabiliyor? Nasıl Amerika buna müsaade ediyor? Nasıl bunda burada acayip bir şey var. Yani geldiğimiz noktada ne oldu? Aslında dediğimiz gibi 15 Temmuz'u çok iyi bir daha düşünmemiz gerekiyor. O operasyon olmadı. Kuşatma Suudi Arabistan'a kaydırıldı. Onun üzerinden şu anda Türkiye bir köşeye sıkıştırılacak. Aslında daha da ileriki dakikalarda konuşacağız ama yani biliyorsunuz Suriye krizinde Türkiye, Suudi Arabistan, Amerikan cephesinde diyelim yer aldı. Evet. Ama şu anda geldiğimiz noktada ne oldu? Öyle bir kartlar yeniden karıldı ki vekaletler savaşı yapıldı. Tehditler şu anda açıktan gizliden savaşlar yürütülüyor. Türkiye tam tersi bir noktaya geçmek zorunda kaldı. Çünkü hedef Türkiye'de şey yaptı. Tehdit Türkiye'ye yönelmeye başladı. Yani Suriye'deki gelişme, dinamikler Türkiye'yi hedefe oturttu ve Türkiye mecburen böyle bir yola girmek zorunda kaldı. 15 Temmuz'da müttefik dediği Amerikan ihanetine uğradı. Detaylara girecek olursak bu asla ve asla tahta kavgası tamamen görünen yüzü zaten biliyorsun. Bir 4 Kasım süreci diyelim biz buna. 4 Kasım süreci ama onun öncesinde Trump'ın damadının oraya gelmesi, bir liste vermesi, kimlerin tasfiye edileceğini. Yani bir 17-25 Aralık süreci şu anda. Orada yaşandı. Yaşandı. Ve şu anda aslında 17 Aralık süreci yaşandı. Şimdi ikinci dalga o 25 Aralık süreciydi. Ve bu dalgalar bitmeyecek. Umarız daha kansı olur ama bu kadar giriş yapmış olayım çünkü peki, hocamızın hakkında şey yapmak istemiyorum. Müslüman Bey, ne oluyor Suudi Arabistan'da? Siz bölgeyi çok yakın biliyorsunuz ve yeni geldiniz herhalde bölgeden. Buyurun. Şimdi tabii bunu günübirlik politikalarla izah etmek mümkün olmasa gerek. Bunun background'ına gitmemiz gerekiyor. Uzun bir süreç bu. Yapılan hazırlıklar, tahkimler Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkeler tarafından. Bunlara kısa bir ufuk turu yaparsak kendiliğinden ortaya çıkar ne bu yapma. Öncelikle bu program dolayısıyla Erbakan hocamızı rahmetle anıyorum. Erbakan hoca bu çok önemli bir tespittir. Çünkü birebir yaşadığım ve kimsenin bilmediği bir husustur. Hem biliyorsunuz 10 yıldan fazla özel tercümanlığını da yaptım hocamızın. Erbakan Hoca 17 Haziran 1990 tarihinde yani Saddam Hüseyin küvete girmeden yaklaşık 2,5 ay önce Bağdat Konferansı'na iştirak etti. Ve olası gelişmelerden kendisini bilgilendirdi. Olası gelişmeler derken muhtemel Amerikan planları, Siyonizm planlarını kendisine dikte etti. Saddam'ı anlattı. Fakat Saddam Hüseyin o görüşme sırasında kendisinin İran-Irak savaşında güçlendiğini ve birçok Arap ülkesinin kendisine son teknolojik silahları verince artık İsrail'i dahi rahatlıkla vurabilecek bir güce ulaştığını ifade etti. Ve kendinden bayağı emindi. 3 saatten fazla bir süre Erbakan hocamız kendisine bunu anlattı. Daha sonra bilindiği üzere ABD 7 Ağustos 1990 tarihinde Suudi Arabistan'ın kuzeyine askeri birlikler konuşlandırmaya başladı ve diğer körfez ülkelerine de. Bunun üzerine Erbakan Hoca çok erken bir saatte telefonla Ayrancı'daki konuta bizi çağırdı, davet etti beni. Ve orada bana şunu ifade etti. Dedi ki, bundan böyle uyumak bizim için haramdır. Çok az uyumamız lazım. Orta Doğu coğrafyası bir ateş topuna dönüşüyor. Bunu önlemek, yeniden kardeşliği, birlikteliği tesis etmek için Mekik diplomasisini başlatmamız gerekiyor, dedi. Ve
dönemin Suudi Arabistan Büyükelçisi, Irak Büyükelçisi, Ürdün Büyükelçisi olmak üzere çeşitli temaslar kuruldu. Ve kendisi de tabii bu muhacirene de bazı girişimler yaptı. Özellikle İstanbul'daki yapılan toplantıya katıldı. Oradan da daha sonra Amman'da yapılan bir toplantıya katıldı. 16 Eylül 1990 tarihindeydi. 10 Eylül bundan önce Mekke konferansına katıldı ve bütün bunları dile getirdi. Yani bugün yapılacak planları o gün, yani 17 yıl önce anlattı. Evet. Anlattı hepsini tek tek. Ve tekrar Bağdat'a gitti. 23 Eylül 1990'da tekrar Bağdat'a giderek Saddam Hüseyin'le 3 saat süren bir görüşme yaptı. Ve 22 gün, 22 gece bütün Körfez ve Orta Doğu coğrafyasını tarayarak bütün liderlerle işin vahametini anlattı. Ve ne yazık ki daha sonra 430 bin Amerikalı olmak üzere 28 koalisyon ülkesinden oluşan 700 bin kişilik askeri birlik Irak'a karşı savaş başlattı. Ve burada çok önemli bir noktayı burada ifade etmek istiyorum. Şimdiki Suudi Arabistan'daki gelişmeler ışık tutacak bir şeydir. Erbakan gözünden damlalar akarak şunu söyledi. Dedi ki eğer kardeşliği, birlikteliği Müslümanlar arasında tesis edemezsek korkarım ki yarın Mekke başta olmak üzere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mezarının bulunduğu Medine'de bu emperyalist global güçlerin postanları altında olacaktır. Ve nitekim adım adım o evreye doğru gidiliyor. Şimdi bu birinci fazı olayın. İkinci önemli şey şudur. Burada önemli üzerinde durmamız gereken demin anlattığınız diktatörlük konusuna da ışık tutacak bir şeydir bu. Evet. Amerika Birleşik Devletleri CIA dışında NET kuruluşunu oluşturdu biliyorsunuz yıllar önce. Bu NET National Endowment for Democracy adını verdikleri Arap Baharı'nı da tetikleyen budur. Bu kuruluştur. NGO bu kendisi Birleşmiş Milletler tarafından da kabul edilen ve başına da Profesör Alan Weinstein getiriliyor. Siyonist, ünlü Siyonist bir Amerikalı. Bu örgütün asıl amacı Orta Doğu'yu yeniden dizayn etmek ve 1983 yılında ünlü Siyonist'in ortaya koyduğu Yinon planını tatbik etmektir. Ve bunlar her türlü medya kuruluşlarını kullanaraktan bu sosyal dolaşım siteleri başta olmak üzere algı operasyonları oluşturmaktadır. Ve Orta Doğu'da Arap Baharı'ndan önce bu kuruluş on binlerce film gösterisi de bulundu, çeşitli broşürler dağıtıldı ve çeşitli aktiviteler yapıldı. Ve bunun bütçesi ciddi bir bütçeye sahiptir ve istediği amaca ulaşmak için bunu çok güzel merdiven olarak Amerika Birleşik Devletleri kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde şu anda Suudi Arabistan dahil olmak üzere Suriye, Irak, Libya'daki sorunlar zincirinde CENTCOM'un büyük bir gücü vardır. Ve şu anda her ne kadar Trump yönetimi kendi sorunlarıyla baş başa olmasına rağmen bu Pentagon'un içinde oluşturulan bu birim maalesef yani ABD'nin organları çalışıyor. Evet, çalışıyor. Ve hiçbir şekilde yönetimin de fazla bir etkisi yoktur. ABD'nin değil, daha doğrusu Siyonizmin organları. Tabii. Bunlar
Şu anda Suriye'deki sorun, Irak'taki sorunun asıl kaynağı da bunlardır. Ve şu anda Kuzey Suriye'de bu Sentom'un güçleri yer almakta ve bütün bu organizasyonları da çok yıllar önceden oluşturmuşlardır. Evet. Bakınız, bu şimdi Suudi Arabistan'a geleceğim ben bu konuya. Irak'a müdahale operasyon yaptığı zaman Amerika Birleşik Devletleri bir yıl Nevada çölündeki bir üste ve orada bulunan komutan açıklıyor bütün bunları. Her gün kampa almışlar. Bir yıl aileleriyle görüşmemiş Amerikanlar. Orada simülasyon vasıtasıyla Irak'a nasıl operasyon düzenleyeceklerini firesiz ve hiçbir şey olmadan bütün bunları günlük olarak yapmakta ve belli periyotlarla Amerika Başkanı dönemin Bush'a bilgiler verilmekteydi. Evet. Bunlar çok çok önemli şeylerdir. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'da Siyonizm planını uygulama aşamasında olduğunu herkesin kabul etmesi gerekiyor. Yine planını uygulamaya çalışıyorlar. Yani günübirlik bir iş değil bu. Tabii. Uzun bir çalışmanın ürünüdür. Ve en büyük... Suudi Arabistan'a gelirsek. Suudi Arabistan'da şimdi şöyle bir durum var. Suudi Arabistan tabii güç bakımından bölgede aktör olabilecek pivotal bir güç değildir. Asıl bölgede pivotal güç olabilecek ana aktör Türkiye, İran ve Mısır'dı. Mısır tabii Sisi'nin darbeyle iş başına gelmesi ve İsrail'e yakınlaşması onu zaten oyun dışına itmiştir. Suudi Arabistan da Mısır'la birlikte hareket etmekte ve Sisi'nin geldiği dönemde büyük destek verdi Suudi yönetimi. Suudi yönetimi İsrail'le el altından büyük işbirliği yapmakta ve bunu alenen de İsrail yetkilileri ulusal savunma başındaki kişiler de defaatle gazetelerinde bunu ifade ediyorlar. El altından Körfez ülkeleriyle ve Suudi Arabistan'la görüşmeler yaptıklarını şey yapıyorlar. Sünni bir bloklaşmaya gidiliyor İsrail'in patronajında. Ve bununla ilgili bütün bu çalışmaların altyapısı hazırlanmış vaziyettedir. Hedef tabii İran'dır ve hedef Lübnan'dır. Suriye'deki asıl çatışmasının da ana sebebi budur. Enerji kaynaklarını kaybetme riskini göze alamıyor Amerika Birleşik Devletleri. Bunu çok kişi göz ardı ediyor. Neden Suriye müdahale edildi? Neden IŞİD oraya geldi binlerce insan? Bugün demin sohbet ederken Mardin'e, Urfa'ya seyahat edeceğinizi ifade buyuruyorsunuz. Oranın da bir sürü planlamasını yapmanız gerekiyor. Maddi açıdan olsun, diğer planlamalar. Ve bakıyorsunuz çoğu Orta Asya ülkelerinden gelen savaşçılar, proksi savaşı veren unsurlar oradan rahatlıkla uçağa atlayıp gelebiliyor. Ki oranın maddi imkanları daha geçen birkaç ay önce Kırgızistan'daydık. $50 çalışıyorlar ve büyük bir fakirlik var o ülkelerde. Keza diğer ülkelerde nasıl uçak biletini temin edip gelebiliyor bir anda binlerce kişi ve bunun arkasında büyük bir güç vardır. Şimdi bu gücün, bu maddi gücün önemli kısmını Amerika Birleşik Devletleri kanalıyla Körfez ülkeleri ve Suudi Arabistan'daki belirli bazı kapital sahiplerine ödettiriliyor. Ve Amerikasız kesinlikle bunların yapılması mümkün değildir. Çünkü bugün bir para bile havale ettiğiniz zaman, kredi kartını kullandığınız zaman
Hemen Siyonizm terörist olarak anında bilgi sahibi oluyor. Her şey kayıt kuyudat altındadır. Burada yeniden bölgeyi parçalamak için özellikle Türkiye'yi de uzun yıllardan beri bu hedefin içerisine koymuşlardı. Ve bunun çalışmaları 1994'e kadar Amerika'daki Siyonist bir profesörün başkanlığında yürütüldü. Ne zaman ki Erbakan Hoca 1996'da iktidara geldi, rafa kaldırıldı. Tam İran'la savaş aşamasına gelmiştik. Bu plana göre Erbakan bütün bu oyunlarını öteledi ve ilk ziyaretini hatırlarsanız Suriye yapmak istiyordu. Bu çok önemli bir adımdı. Daha sonra ilk ziyaretini İran'a yaptı. Son ziyaretini de İran'a yaptı. Ve bu aşamada Türkiye ile İran'ı çok karşı karşıya getirip mezhep savaşını körüklemeye çalıştılar. Allah'a şükürler olsun ki devletimiz sağduyulu davrandı ve bu tür bir oyunun içerisine düşmedi. Suriye'de başlatılmasının ana nedeni de şudur. Sovyetler Birliği, İran, Çin, Suriye. Dört ülke anlaştılar ve İran başta olmak üzere Katar petrolü, doğal gazı, bütün bunların Doğu Akdeniz'e Suriye üzerinden boru hattıyla akıtılması için anlaşmaya vardılar. Amerika Birleşik Devletleri Exxon'un da dahil edilmesini ısrar etti. Bu dört ülke kabul etmeyince Arap Baharı adı altında işte bu net faaliyete girdi ve çatışmalar başladı Suriye'de, diğer bölgelere de yayıldı. Şu anda çok önemli bir iki nokta da kardeşlerimin zamanından çalmak istemiyorum. Kuzey Suriye'de oluşturulan Kürt koridoru dediğimiz aslında sadece Kürt unsurlardan oluşmuyor. Bir Asuri örgütlenmesi de var orada, gözden kaçan. Ve 13 milyon Hristiyan var Orta Doğu'da, devletsiz şu anda, bir kısmı Lübnan'da, Türkiye'de var, Irak'ta var. Bunları tek çatı altında o bölgede Hristiyan bir devlet altında şey yapmak için ayrı bir çaba ve çalışma da var. Bunu Ninova Vakfı örgütlüyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bu tabii şu anda tahkimat aşamasında olduğu için ortaya çıkması güç gibi gözüküyor. Burada neden bu Kuzey Irak önemlidir? Şimdi Afrin'e biz şey yapıyoruz, Afrin'de bir... Oraya ayrıca gelelim isterseniz. Evet, şimdi ben özellikle bunu bu noktaya çok önemli olduğu için, şimdi İran, Kuzey Suriye üzerinden Lübnan'la birleşip Hizbullah tahkim ediyor. Ve bu şekilde de İsrail'e karşı Hizbullah bir önemli bir güç ortaya çıktı. En az sadece... Şu anda operasyon, şimdi bu işin sonunda Hizbullah'la savaş mı var? Tabii. Şimdi şöyle bir durum var. Hizbullah'ın gücünü zayıflatmak için Suriye ve Irak operasyonlarında onları sahaya sürdüler. Bir... diğer etnisiteye Amerika Birleşik Devletleri yol verdi. Ve daha sonra operasyon, onları orada zayıflatmak ve operasyon düzenlemek adına bütün bunları yaptılar. Ve şu anda Hizbullah da büyük kayıplar verdi. Diğer IŞİD ve diğer unsurlar gibi o bölgede ve en zayıf noktasında yakalayıp Suudi Arabistan'la birlikte, İsrail'le birlikte daha da güçlenmeden bunun bertaraf edilmesini amaçlamış. 82'de kurulmuştu biliyorsunuz. İran devrim muhafızları tarafından ve yanılmıyorsam 2006'da İsrail'i büyük bir hezimete uğratmıştı. İşte bu güç daha da güçlenmemesi için İsrail'e karşı değil de
Sünnilere karşı savaştırmak için şey yapmaya çalıştılar. Fakat Türkiye ve İran yakınlaşması bu oyunu bozdu. Onun için direkt operasyona başlayacak. Tekrar döneceğiz. Müfit Bey, ilave edeceğiniz bir şey varsa çok etraflıca. Birkaç şey. Tarihi bir seyrinden itibaren aldı Doğan Bey. Bugüne getirdi Suudi Arabistan. Şimdi bugün... Suudi Arabistan'la ilgili konuşacakken zaman zaman günümüz, zaman zaman da tarihe atıfta bulunmamız lazım. Suudi Arabistan'daki yapı konusunda Türkiye'de bir yanılsama var. Sanki Suud Hanedanı'ndan ibaret. Suud Hanedanı'ndan iktidarda sadece Suud Hanedanı ve başka bir faktör olmadığı yönünde yanlış bir yanılgı var. İç dengeler anlamında. Yani Suudi Arabistan'ın arkasındaki Anglo-Sakson, İngiliz ve Amerikan şeyini onu zaten herkes aşikar. Şu anda da yapılan operasyon Suudi Arabistan'da yapılan veliaht aracılığıyla yeni veliaht Muhammed Bin Selman aracılığıyla yapılan operasyon zaten Amerikan destekli ya da onlar Amerika'nın Suudi Arabistan'ın iç dengelerini kendi eline geçirme operasyonu. Evet. Fakat Suudi Arabistan'ın kendi iç yapısına baktığımız zaman içeride bir dengeler ve koalisyon görüyoruz. İçeri burada. Yani Suud Hanedanı, kraliyet ailesi, Aneza aşiretinin aşiretler konfederasyonu içerisinde bir sülale olan bu sülalenin, hanedan ailesinin tek başına ülkeye hakim olduğunu söylemek saf dildir. Çünkü içeride bir paylaşıma, Anglo-Sakson aklının daha önce dizayn ettiği bir yapı var. Güçlü aileler var. Yani bunun yanında mesela diyelim Alüşşeyh ailesi. İktidarın paydaşlarıdır bunlar mesela. Yani Muhammed bin Abdülvahab'ın torunları iktidarı Suud ailesiyle paylaşıyor resmen. Bütün dini kurumlar, yargı kurumları, müftülükler, kadılıklar, haremey, dini eğitim kurumları. Tamamen bu ailenin elinde, camiler mesela. Ve bunun dışında mesela örnek veriyorum bir Beni Şeybe ailesini. Yani Kabe'nin anahtarlarını cahiliye döneminden beri elinde bulunan Beni Şeybe ailesi. Güçlü ailelerden bir tanesi. Başka aileler de var. Bir de aşiretlerden örnek vereyim. Orada biliyorsunuz Suud Hanedanı ailesi. Alüşşeyh gibi yani Muhammed bin Abdülvahab'ın torunları gibi güçlü aileler, bir de imtiyazlı aşiretler var. Ve bir de normal vatandaşlar var. Mevalit var, bir de mukim var. Nüfusu böyle tasnif edebiliriz. Mevalit ve mukim vatandaşlık statüsüne ve haklarına sahip değil. Ama nüfusun yarısından fazlası da onlar. Mevalit ve mukim. Peki, bir reklam arası istiyor arkadaşlar. Cümlenizi tamamlayın, bir ekleme gidelim. Şimdi burada böyle bir yapı var. Bu yapı bilinmiyor Türkiye tarafından. Türkiye'de kamuoyu... Ama çok önemli bir şey söylüyorsun. Yani Suudi Arabistan nüfusunun neredeyse yarısı... Yarısından fazlası. Mukim ve mevalit. Mukim ve mevalit diyorsunuz yani... Orada doğmuş olmanın verdiği haklara sahip. O kadar. Evet. Vatandaş değil. Peki. Değil. Bazı bölgelerde Şii nüfus da hakim. O ayrı. Onları gireceğiz. Tekrar nüfusa da gelecek. Tekrar konuya... Katif bölgesindeki Medine'deki Avail mahallesine de gireriz. Peki Müfit Bey, tekrar dönelim. Değerli izleyenler, Suudi Arabistan'daki Selefi ve Vahhabi akımı, bir de bu ılımlı İslam Suudi Arabistan'a saplanılan, yani belki bölünmesini, parçalanmasını sağlayacak Arap Baharı benzeyen bir hançer midir? Bunları konuşacağız ama kısa bir reklam arası. Değerli izleyenler, Suudi Arabistan'ın özelde yapısını da konuşmaya devam ediyoruz. Çok değerli Müfit Yüksel Beyefendi, Suudi Arabistan'ın iç dinamiklerini, iç yapısını da çok gayet iyi bildikleri için kaldıkları yerden devam edecekler. Ancak Selefi ve Vahhabi akımının orada bir de ılımlı İslam açıklaması var. Herhalde zorlama bir açıklama bu. Yani ne maksatla yapıldı? Bunları Müfit Yüksel Hocam, buyurun. Şimdi bu aileler ve aşiretler, işte imtiyazlı aşiretler, harbi aşireti, Şemmer aşireti, Aneza aşiretleri gibi aşiretler, Cüheni aşireti, aşiretler konfederasyonu var bunlar.
Bunların bir imtiyazlı aşiretler var. Normal vatandaşlar var. Petrolden haklarını alıyorlar. Evet, belli haklarını alıyorlar. Çünkü bir dengeler üzerine paylaşmışlar. Bürokraside paylaşım var, idarede paylaşım var, şehir meclislerinde paylaşım var. Acaba şehirlerin yönetiminde falan? Vesaire. Evet, 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 paylaşımlar var. Fakat bu bozulmaya başladı. Bu ne zaman bozulmaya? Körfez Savaşı'ndan sonra her iki Körfez Savaşı'nın finansal faturası büyük oranda Suud'un üzerine yıkılması ve petrol fiyatlarının düşmesi artık refah payı dağıtımındaki dengeleri bozdu. Eskisi gibi refah payı dağıtamıyor. Örnek veriyorum, harbi aşireti, imtiyazlı önemli aşiretlerden biri. Bu aşiret mensupları artık Medine'de, Mekke'de işportacılık bile yapabiliyor. Demek ki buraya kadar düştüğüne göre refah payı dağıtımında çok ciddi bir düşüş ve dengesizlik var artık. Ekonomi çok ciddi sıkıntı altında ülkede ve yeni para kaynakları arıyorlar. Mesela diyelim arabası olan kimselerin, bu imtiyazlı aşiret mensupları, yolda taksi gibi yolcu alabiliyor. Yani taksi gibi müşteri alabiliyor. Böyle yollarla onların para kazanmalarının önlerini açıyorlar. Tabii bu sadra şifa vermiyor. Palyatif tedbirler. Bunlar kalıcı tedbirler olmuyor o oranın şartları. Şimdi böyle bir ortamda çok hassas dengeler üzerine kurulu olan bu Suudi Arabistan'da şu anda bu dengeleri bozacak ciddi bir operasyon var. Çatlak bu sefer en tepede oldu. Kraliyet ailesi içerisinde. Kraliyet ailesi içerisinde evet zaman zaman bu tür şeyler olurdu. Bir kişi, iki kişi tasfiye edilirdi, şu olurdu, bu olurdu vesaire. Ama şimdi 1964'ten sonraki en büyük operasyon evet, bu. 64'te biliyorsunuz Kral Faysal İbn-i Suud'u indirdi, Muhammed bin Suud'u indirdi tahttan, yerine kendisi geçti. Fakat o dönemin şartlarında idareyi sağlayabildi, yani kontrol ele. Şimdi bu kontrol eline alma, çünkü araya bir de kan girdi. İki tane, bir prens helikopterle vuruldu kaçarken, şeyden, bunlar tutuklamadan kaçarken vuruldu, diğeri de direnirken. Yani kaza falan değil. Kaza değil. Elimizdeki bilgiler o yönde, onu da ifade edeyim, bilgi diyorum, şey demiyorum. Yani iddia falan demiyorum. Şimdi bu hanedan ailesi için, kraliyet ailesi içerisinde kan girdi. İkinci husus, bu Vahabilik meselesi. Vahabilik meselesini ayakta tutan Alüşşeyh ailesi. Çünkü bütün dini kurumlar, dini eğitim kurumları, mahkemeler vesaire şeyler ellerinde. Yani paylaşmış durumdalar ve ülkeyi birlikte kurdular. Yani bunlar ayaklanırken de Osmanlı'ya 18. yüzyıl sonunda birlikteydi bu iki aile. Suudi hanedanı krallık kurulurken de birlikte kurdular, paylaşarak kurdular bunlar. Burada bir çatlak bu krallık, bu hanedanı, bu krallığı omurgasını tamamen çökerdi. Şimdi burada prensin, veliaht prensin, işte ılımlı İslam dediği aslında... Suudi Arabistan çöküyor mu? Bunun alameti nedir bu? Onu söyleyeceğim. İşte. Şimdi burada hem bu dengeler, ekonomik dengelerin bozulmasından dolayı refah payı dağıtılmaması ciddi olarak bu dengeleri sarstı. İkincisi, aile içerisindeki bu çatlak, kan girdi araya, kan davası girdi artık. Bu durmaz artık. Üçüncüsü, bu yeni veliahtın bu ılımlı İslam açıklaması. Bu ılımlı İslam, Vahabilikten bildiğimiz Ehl-i Sünnet'e dönme falan değil. Sünniliğe dönme değil. Geleneğin getirdiği o Sünni geleneğe dönme değil bu. Onun açıklamaya çalıştı. Ultramodernleşme, batılılaşma anlamında. Bu da birçok taşları yerinden oynatadığı için Alüşşeyh ailesinin büyük direnciyle karşılaşacak. Yani iktidarın diğer ortağı. Diğer ortağıyla yani kavga biraz edecek. Önce dediğimiz komşu ülkelerimize Arap Baharı, hançeri, demokrasi getiriyoruz hançerini evet. Sapladılar yüreklerine. Evet. Tarumar ettiler yuvalarını, yurtlarını, devletlerini. Evet. Burada da ılımlı İslam paketiyle, sunumuyla hançeri Suudi Arabistan'a sapladılar. Suudi Arabistan'ın eğer bu projeyi veliaht prens şeye koyarsa, yani icraata koymaya kalktığı anda Suudi Arabistan'ın parçalanması kaçınılmazdır. Büyük çatışmalar kaçınılmazdır. Alüşşeyh ailesi böyle bir şeye kesin direnir. Alüşşeyh ailesiyle gireceği bir hesaplaşma oradaki yönetimi bitirir. Alüşşeyh ailesinin hakim olduğu şey ne kamuda yani?
Mesela istihbarat mı, adliye mi, hayır, ilmiye? Adliye. Adliye ellerinde, bütün dini kurumlar elinde, üniversiteler elinde, haremeyn elinde, müftüler elinde, kadılar elinde. Bütün bunları kontrol ediyor. Şimdi bir vatandaşın bugün cuma namazına çıktığında bana sordu. Ve birlikte kurdular ve bunlar hepsi birbirine de akraba. Çünkü Muhammed bin Abdülvahhab İbn-i Suud'un damadıydı. Şimdi oradan beri de akrabalıkları peki, var. Peki özür dilerim. Bin Selman niye böyle şeye yani ılım onu İstanbul'a... Amerika onun üzerinden operasyon yapıp hem İran'la karşı karşıya getirip bir çatışma şeyi sağlayacak hem de Suud'u parçalayacak. Parça edecek. Burada bir de Hicaz üzerinde de bir operasyon. İsrail faktörü de çok önemli burada zaten. Şimdi tam Hicaz üzerinde soracağım. Bugün cuma namazına çıktıktan sonra bir vatandaş bana bunu sordu. Dedi ki yani bu Hicaz ve Hac Harameyn'e bir saldırı olabilir mi? Bu nereye doğru gidiyor bu iş? İşte Ali Şeyh ailesiyle. Bunu soruyorum size. Ali Şeyh ailesiyle. Yani bu tehlike var diyor. Ali Suud'un yani bu prens zaten Ali Suud bölündü zaten. Kaldı ki Ali Şeyh ailesiyle böyle bir hesaplaşmaya girmesi. Bu proje demek böyle bir hesaplaşma demektir. Bu hesaplaşmaya girmesi demek tamamen hem Harameyn'i tehdit altına sokacak hem de büyük bir çatışma demektir. Sadece o değil bir de mezhep meselesi girecek devreye. Şu anda çok ciddi bu anlamda gerilim var Lübnan üzerinde. Nasıl Lübnan karışacak. Yani Suudi Arabistan'ın ne gibi mezhep? Şimdi Suudi Arabistan'da azınlık da olsa hatırı sayılır bir şeyi nüfus var. %5, %6 falan evet. Kadar diyorlar. %7'ye kadar çıkıyor bu. Katif bölgesi ve Zahran bölgesinde özellikle Basra Körfezi bölgelerinde daha çok yoğunlaşmış ve bir de Medine-i Münevvere'de Avail diye çok büyük bir Şii mahallesi de var. Tabii bunlar çok iyi örgütlü vaziyetteler. Şimdi İran öteden beri dünyanın çeşitli yerlerindeki Şii azınlık gruplarını çok ciddi biçimde örgütlüyor. Böyle bir altyapı var. Husilerin mesela Husiler nüfusça az olmalarına rağmen nispetleri gayet az, %10 falan civarında olmalarına rağmen Husiler çok iyi örgütlendiklerinden Sana'ya evet. Ve Yemen'in çok büyük bir bölümüne İran'ın desteğiyle egemen oldular. Burada egemen olamazlarsa bile, Şiiler belli yerlerde, sahalarda alan hakimiyeti sağlayamazlarsa bile Suudi Arabistan'da ciddi bir çatışma nedeni olacak. Aynı zamanda. Yani, peki, Katif bölgesinde ve özellikle Medine'de Avail mahallesi çevresi ciddi bir çatışma alanı olacak Medine'ye. Yani kral ailesi. Evet. Siz şimdi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, bir Türk vatandaşı olarak bu detayı görüyorsunuz, tehlikeyi müşahede ediyorsunuz. Şimdi kral ailesi bahsettiğiniz Vahabilik meselesinden dolayı çıkacak sıkıntıyı görmüyor mu? Görüyor bunu da. Bunun için soruyorum. Yani Suudi Arabistan Amerika'dan herhangi bir destek ve yardım mı almış olabilir veya söz mü almış olabilir? Hayır yok. Şimdi o değil. Şimdi kraliyet ailesinde burada daha teenniyle hareket edecek olan unsurlar temizleniyor. Şey eliyle, veliaht eliyle işte içeri atılıyor falandı filandı. Çünkü orada da bu Yemen üzerinden özellikle. Yani şunu diyorlar. Biz Yemen'le savaşa giriyoruz ama bu savaş bize bir şey getirmiyor. Başka bir şey yapmamız lazım. Yani biz bunu yaptıkça İran güçleniyor ya da Husiler güçleniyor. Biz kaybediyoruz. Lübnan meselesi nedir? Lübnan meselesi, Lübnan'da muhtemelen yeniden karılacak şeyler. İsrail ile Hizbullah tek karşı karşıya getirilecek 2006'daki gibi güçlü şey. Bu sefer Hristiyanlar destekleyecek. Suudi Arabistan Hariri ailesini kendisinde rehin tutarak oradaki Sünni nüfusu kontrol etmeye çalışacak. Sünni nüfusu bu denklemin dışına çıkarıp Sünni nüfusla Hristiyan ve Şii nüfusu karşı karşıya getirecek. Burada. Böyle bir. Sünni nüfus üzerinde manipülasyon yapacak. Şimdi çizdiğiniz tabloda çok ciddi savaştan bahsediyor. Tabii tabii. Yani bu büyük bir kaosa dönüştü. Çünkü yani karşı karşıya gelecek derken herhangi bir yerde karşılaşı konuşacak değil. Değil. Yani. Şimdi burada yani bir savaşta. Evet. Neokonlar, şimdi, evangelist neokonların bu bir projesi ve bu proje öteden beri hani onlarla küreselciler arasında veya başka gruplar arasında şeyler var. Aslında görüş farklılıkları çok Amerika'nın kendi içerisinde. Küreselcilerin asıl tehdidi daha çok Kürt meselesi üzerinden
bölgeyi Kürt kimliğini rehin alıp Kürt kimliği üzerinden bir operasyon yapmak istiyordu. Kürt kimliği meselesi, Kürt meselesi ön plana çıktığı için diğer şeyler biraz geri planda kaldı. Neokonlar ise daha çok hem etnik çatışmayı öngörüyor ciddi olarak hem de mezhep üzerinden büyük çatışmaları öngörüyor. Yani bir Armageddon şeyi var, hevesi var. Evet. Bu insanlarda. Evangelist. Neokonlarda. Burada evangelist neokonlarla iş tutan bu prens kanadı, bu prensin kanadı, bu kanat diğer kanatları tasfiye ederek ama diğer kanatlar tasfiye edebilecek mi? Hayır. Büyük kargaşalara sebebiyet verecek. Çünkü Suudi Arabistan'ın iç dengeleri, yapısı, sosyal, toplumsal ve siyasal yapısı prensin ne kadar Amerikan desteği alırsa alsın bu anlamda böyle ciddi bir hakimiyet tesis edip kontrolü sağlamasını kesinlikle mani olur. Yani İzin vermez. Şimdi şu şunu anladık hocam. Bu yapı. Müfit hocam yani tamam burada bir anlamda şey ne diyelim aileler diyelim kabile mi diyoruz onlara? Aşiretler. Bunlar aslında bir koalisyon anladığım kadarıyla. Koalisyon iktidarı orada. Koalisyon iktidarı var ama şimdi bu çatlama diyorsunuz ya bir çatlama kaçınılmaz. Halkta bunun karşılığını yani halkta da böyle bir şey beklenebilir mi? Suudi Arabistan toplumu çünkü iki kişi bir araya gelse hani böyle bir şey bir onu artık o kontrolü son 10 yıldır sağlayamıyorlar. Şimdi yalnız o kontrolü artık son 10 yıldır sağlayamıyorlar. Şimdi evet. Yani istihbarat çok güçlü. İfade buyurdu aşiretler sadece Suudi Arabistan'la münhasır değildir. Yemen ve Birleşik Arap Emirlikleri. Diğer ülkelerde de Şammar aşiretinden Anez aşiretine kadar Şammar aşireti var. Her yerde var yani bunlar. Irak'ta da var. Daha önce gezer güzel. Çok büyük tehlikede ama daha önce bizim daha Güneydoğu'da da etkindi. Anez aşireti, Şammar aşireti ve Tay aşireti. Evet. Örnek veriyorum. Mesela Nusaybin'de Tay aşiretinin büyük bir etkinliği bunlar vardı. Urfa'ya kadar, evet. Urfa'ya kadar, Urfa, Mardin vesaire bölgelere kadar evet. Ciddi etkileri var bu aşiretlerin. Ama şunu kabul ediyoruz herhalde senin bu sıkıntı. Amerika Birleşik Devletleri bunda bir dayatması var herhalde. Bunlar evet. Gönüllü soyulmadılar herhalde bu projeye. Tamamen değil ama şimdi gönüllü soyulmadılar fakat eğer bunun üzerinde çünkü bir kere kraliyet ailesine kan girdi. Burada geri dönülmez bazı şeyleri noktaya getirdi yeni prensin şeyleri, bu hamleleri. Bunu bu anlamda biraz daha ileri götürdüğü zaman diğer ailelere ve imtiyazlı aşiretlere vesaire yansıyacak ki halka da yansır çünkü bundan sonra. Çünkü hani bu aşiretler dediğim gibi Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki aşiretlerle Yemen'deki, Suud'daki aşiretler birbirinden bağımsız değil. Hepsi birbirinin devamı gibi. Şimdi orada bir düzenli ordu var değil mi? Suudi Arabistan'ın bir ordusu evet. Var. Bir de 100 bin kişiden oluşacak bir milli ulusal ordu var. Evet. Muhafız. Bu sanıyorum şey yani İran'daki devrim muhafızları gibi bir şey mi oluyor? Kime bağlı muhafızlar? Onun başkanını da aldılar değil mi? Onların tabii, başındaki adamı da aldılar şimdi. O başka bir aşiretti galiba. Evet, evet. Mesela bu ordu yani 100 bin kişi az bir şey değil. Mesela şimdi bunlar acaba buna boyun mu eğecekler? Yani bu, hayır işte bunu bir anda bu şey belli olmaz. Mesela Katar krizi olduğunda ben açık açık medyada dedim ki bölgenin ve Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı en büyük krizlerden biri Katar krizi. Katar krizinin devamı bu. Birbirinden bağımsız değil. Net olarak söylüyorum. Zaten o zaman Türkiye'nin üstünü kapatmasında Suudi Arabistan'a Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'ye oradaki askeri üstünü kapatın diye Katar'a... Türkiye'yi evet. Yani bu ciddi olarak Türkiye'yi de içine alıyor. Suudi Arabistan'daki bu operasyon Türkiye'yi de içine alır. Mezhep meselesi üzerinden başka meseleler üzerinde İran bu işe... Çünkü İran'la şöyle bir şey yapıldı. Amerika şöyle bir şey yaptı. Afganistan'ın ve Irak'ın işgaliyle doğudan batıya İran'ın nüfuz alanını sonuna kadar açtı. Bir taraftan Akdeniz'i açtı, bir taraftan Orta Asya'ya İran'ın nüfuz alanını. İki bariyerdi. Saddam yönetimi... Bu işin içine İran'la girer mi? Yani Suudi Arabistan'daki bu bahsettiğiniz... Ciddi olar. Zaten mesele... Zaten Lübnan'a karşı mecburen şey yapacak. Mecburen her şeyden. Yani Lübnan'da muhtemelen şimdi mesela diyelim İran... Ciddi olarak İran devrim muhafızları ya da İran'ın çeşitli silahlı güçleri Yemen'de artık bulunuyor. Yani Yemen'de sadece Husiler savaşmıyor. Zaten Suudi Arabistan bir açıklama yaptı. Evet. Dedi ki bize füze attınız, İran'ı suçladı. İran füzesiydi, doğru. İran'da ama Husiler attı ama İran'dan aldı füzeyi. Hizbullah'ın attığını şey yapıyorlar. Hizbullah değil, yani şeyler Husiler attı direkt ama... Direkt İran suçlanmıyor çünkü burada. Çünkü Husiler İran tarafından eğitildi artık. Kaç senedir şimdi eğitildi. Bu mesela şey... Şimdi burada hani birkaç
şey söylemek onları gerekirse... Onları söyle, tekrar dönelim. Halil, şimdi burada Katar'la ilgili bir şey, anekdot da söyleyeyim. Katar'daki kraliyet ailesi Muhammed bin Abdülvahab'ın akrabaları. Aynı şirt. Yani, tekrar hatırlatalım, Suudi Arabistan'daki etkinliği ne onun? Suudi Arabistan'daki bu Beni Temim aşireti eşittir Katar'daki kraliyet ailesi. Aynı aşiret. Ve Muhammed bin Abdülvahab'ın aşireti. Bağlı bulduğu aşiret. Şimdi eğer... Yani Suudi Arabistan'ın Katar'ı tehdidi bir takım şeyleri esasen içerideki kavganın da bir yansıması. Tabii yansıması ve Suudi Arabistan çok fazla hemen ileri gidemedi. Çünkü kendi içinde etkiliyor. Artı Suudi... Türkiye sağlam durdu. Tabii. Artı Alüşşeyh ailesiyle, Muhammed bin Abdülhamid'in torunlarıyla yeni prens ciddi bir hesaplaşmaya girerse Alüşşeyh ailesinin Katar emiriyle işbirliği yapmaması neredeyse kaçınılmaz yapması. Yani bu sefer çünkü akrabalarına yanaşacak. Katar emir ailesine yanaşacak. Akrabalar birbirine yanaşacak. Akraba çünkü evet, bunlar. Evet. Yani Vahabiliğin zamanında yayılmasında Beni Temim ve Katar Kraliyet Alistani ailesinin ciddi rolü var. Yani Suud ailesi kadar Vahabilikte rolü olan bir aile. Katar Kraliyet ailesi, emirlik ailesi. Dolayısıyla bu anlamda birbirlerinin dengelerini biliyorlar, güçlerini biliyorlar, şeylerini biliyorlar. Ona göre pozisyon alabiliyorlar. Yani bu ne olur o zaman? Bu çatlak daha da büyür. Alüşşeyh ailesinin içerideki ikinci büyük ailenin, yani Suudi Arabistan'daki ikinci güçteki, ikinci güce sahip olan ailenin, düşün, Suudi Arabistan tarafından ambargoya uğratılan Katar emirliğiyle işbirliği yapacak. Bu tamamen dengeleri bozacak bu anlamda. Peki. Evet. Varan Bey buyur. Şimdi şunu söyleyeyim. İlave yapılacağınız bir şey varsa yapın. Şimdi o, ben de bu konuyla ilgili bazı ilaveler yapmak istiyorum. Evet. Türkiye burada ne yapmalı? Türkiye'yi ilgilendiren tarafları şu ana kadar aldığımız bilgiden. Hocam yani Suudi Arabistan'daki dinamiklerden çok güzel özetledi aslında. Yani oradaki evet, iktidar yapısını falan. Ya, şimdi sıcağına, sıcağına geldiğimiz, şimdi Macron bugün oradaydı biliyorsunuz, Fransa Cumhurbaşkanı Macron oradaydı ve şey dedi, bu füzeyi, hani fırlatılan füzeyi İran arkasında İran var demesi mesela çok. Çünkü Lübnan üzerinden operasyon yapacak Fransa. Şimdi Amerikan Hava Kuvvetleri Komutanı da aynı şeyi söyledi. Yani İran işaret etti, İran'a bir tehlike olarak. Ve burada Hizbullah ve İran hep tehdit olarak gösteriliyor. Şimdi maalesef şu, kaderin cilvesi 67 Arap-İsrail savaşında mesela birkaç Arap devleti değil mi İsrail'le savaş etti. Ambargoyu falan kalkıştılar, mazot, petrol ambargosu. Geldiğimiz tarihin cilvesi şunu gösteriyor. Maalesef tırnak içinde kendini de Sünni olarak tanımlayan ama Sünnilikle de bence hiç alakası olmayan işte Arabistan'dır, Bahreyn'dir, Birleşik Arap Emirlikleri'dir. Bu devletlere baktığımız zaman İsrail'in tırnak içinde maşası veya kara gücü gibi ya da hava gücü gibi hareket etmeye başladıklarını görüyoruz. Burada bakın bu Prens Bin Selman, yani neden diğerleri seçilmedi, Bin Selman'ı seçildi? Bu hakikaten ciddi bir soru. Mesela 2015 yılında Amerika'da yayın yapan Foreign Policy dergisi bunu bunu pazarlamış, bayağı bir reklamını yapmış ve geleceğin lideri gibi sanki, hatta Arabistan'ın önümüzdeki 30-40 yılına damgasını vuracak. Daha Kral Faysal zamanında Fahd'ın ikinci veliahtken Fahd'ın pazarlanması gibi. Yani çok daha genç bir yaştayken hani bunun öne çıkarılması Batı basınında, ki kendisi bildiğim kadarıyla Batı'da eğitim görmemiş birisi. Yani mesela